Merhaba, ben Bay Anderson. Biyolojideki Temel Bilgiler serisinin 20. videosuna hoş geldiniz. Bu videoda biyotik ve abiyotik faktörlerle ilgili konuşacağız. Öncelikle bu ikisini tanımlamak lazım. Biyotik canlı anlamına geliyor. Yani popülasyonu veya organizmaları etkileyebilen tüm canlılar biyotik faktörlere giriyor. Abiyotik faktörlerse cansız etkenler demek oluyor. Şimdi ikisine de birer örnek vereyim. 1995'te Yellowstone Ulusal Parkı'na tekrar kurtlar getirildi. Bunlar parka getirilen ilk kurtlar. Salı verilmeden önce bir süre bu kutularda kapalı kalmaları gerekti çünkü Kanada'ya geri kaçmaları istenmiyordu. Her neyse bu biyotik bir faktör. Yellowstone Ulusal Parkı ekosistemine bir canlı ekleniyor. Evet. Bu biyotik bir faktör. Abiyotik faktörlere gelecek olursak bu atmosferdeki karbondioksit derişiminin grafiği Atmosferdeki karbondioksit derişiminin gözlemlendiği bu grafik son 50 yılı gösteriyor. Muhtemelen duymuşsunuzdur. Son 50 yılda atmosferdeki karbondioksit miktarında önemli bir artış oldu. O da küresel ısınmaya yol açıyor. Yani sıcaklıklar yükseliyor. Ve sıcaklık canlı bir varlık olmadığı için abiyotik faktörler kategorisine giriyor. Biri biyotik, diğeri abiyotik olan bu iki faktör de organizmaları, popülasyonları ve ekosistemleri etkiliyor. Bu videoda zaten bununla ilgili. Bahsedeceğim şey abiyotik ve biyotik faktörler. Canlı ve cansız etkenler. Bunların hücreler arasında nasıl etkileşim yarattığından sizlere söz edeceğim. Örnek olarak da abiyotik faktörlerin sonucu oluşan biyofilmleri vereceğim. Organizma düzeyinde av-avcı ilişkisinden bahsedeceğim. Başka bir deyişle bir organizmanın başka bir organizma popülasyonunu nasıl etkileyebildiğine değineceğim. Ve son olarak daha üst bir seviyeye yani popülasyon, komünite ve ekosistem seviyesine geçeceğim. Bir ekosistemin kendi içinde ne kadar bağlantılı olabileceğini sizlere anlatacağım. Ve bir besin ağındaki küçük bir değişimin tüm ağ üzerinde ne kadar büyük sonuçlar yaratabileceğinden bahsedeceğim. Peki hücre düzeyinden başlamak istiyorum. Öncelikle abiyotik değişimlerin hücreleri nasıl etkileyebildiğinden bahsedelim. Örnek olarak biyofilmleri ele alacağız. Çoğu kişi bu kavrama pek aşina değildir. Oysa bu bizi tahmin edebileceğimizden çok daha fazla etkileyen bir kavram. Biyofilmler bakteriler tarafından oluşturulur. Tek başlarına bağımsız takılan bakterilere genelde planktonik bakteriler diyoruz biz. Bunları tek başlarına yüzüp hareket eden bakteriler olarak düşünebilirsiniz ama bunları tutunabilecekleri bir şeyin olduğu bir ortama koyduğumuzda bir de o ortamda bir akış varsa işler değişir. Sıvı akışı mesela bu yönde olsun. Ortamda bir akış ve bakterilerin tutunabileceği bir yapı varsa bakteriler biyofin denilen bir topluluk oluşturur. Ve akış, sıvı ortam, tutunulacak yapı gibi şeylerin hepsi aslında abiyotik faktörlerdir. Peki bunlar bakterileri nasıl etkiler? Bakteriler bir biyofilm oluşturmaya başlar. Buradakiler kendi başlarına ayrı olan bakteriler ama bir yerlere tutunduklarında etraflarında jelsi bir tabaka üretmeye başlarlar. Bu jelsi tabaka birçok farklı makromolekülden oluşur ama en ön planda olanı polisakkaritler. Bakteriler etraflarında işte bu cıvık tabakayı oluşturur. Bakterilerin etrafında bu cıvık tabaka oluşunca bakterilerin bir kısmı artık buradan ayrılıp planktonik yaşama dönebilir. Biyofilmlerden kurtulmak oldukça zor. Dişlerimizde oluşan plağa biyofilmler örnek olarak verebiliriz. Bu plaklardan kurtulmanın tek yolu onları fiziksel olarak kazımak. Bu örnek size o kadar da ürkütücü gelmemiş olabilir ama bazen biyofilmler bizi hayatımız boyunca etkileyen sonuçlar doğurabilir. Mesela yaralar, kronik yaralar, kronik sinüzit gibi şeylere biyofilmler sebep oluyor. Aslında bakarsanız biyofilmler kendilerine koruyucu bir yuva yapan bakteriler. İyi de bu tür durumları ürkütücü kılan şey ne? Bakterilerle mücadele için normalde antibiyotik kullanırız. Oysa antibiyotiklerin biyofilmler üzerinde hiçbir etkisi yok. İçeride yaşayan bakterilere nüfus edemezler. Özetle biyofilmler ortam ve sıvıya yani abiyotik bir etkileşime yanıt olarak oluşur. Şimdi organizmaların diğer organizmaları nasıl etkileyebildiğine değinmek istiyorum. Av avcı ilişkisinden bahsedeceğim ve muhtemelen biyolojideki en meşhur av avcı ilişkisi Amerika tavşanıyla yani şu tatlı arkadaşımızla Kanada vaşağı arasındaki ilişkidir. İşte o da burada. Bu hayvanların ikisi de Kanada'da yani Kuzey Amerika'nın kuzeyinde yaşıyor. Kanada vaşağının sadece Amerika tavşanı ile besleniyor olması bu ilişkiyi ilginç kılıyor. Üstüne üstlük bir Amerikan tavşanını yakalayabilen tek hayvan da Kanada vaşağı. Dolayısıyla aralarında bir döngü oluşuyor. Amerika tavşanı popülasyonu Kanada vaşağı popülasyonunu, sonra o da yine Amerika tavşanı popülasyonunu etkiliyor. Bu McLulich tarafından 1937'de yapılan bir araştırmanın grafiği. O da bu verilere Hudson Bay şirketinin sattığı kürk sayılarından ulaşmış. Dikkat ederseniz tarih aralığı 1800'lerin ilk yarısından başlıyor ve 1930'lara kadar uzanıyor. Şirketin hangi yıl kaç tane tavşan kaç tane vaşak kürkü sattığına bakmış. Oradan da yıl yıl tavşan ve vaşak popülasyonunun yaklaşık büyüklüklerine ulaşmış. Fark ettiği şey şu olmuş. Üstünden geçerek gösterelim. Amerikan tavşanı popülasyonu artıyor ve azalıyor sonra tekrar artıyor, tekrar azalıyor. Artıyor, azalıyor. Yani böyle bir döngü halinde. Özellikle de tavşan ve kemirgen gibi hızlı üreyen popülasyonlarda bu tür döngülere sık sık rastlıyoruz. İlginç olan şey, Amerikan tavşanı popülasyonunda bir artış meydana geldikten hemen sonra vaşak popülasyonunun da arttığını görüyoruz. Bunun nedeni vaşakların Amerikan tavşanıyla beslenmesi. Yani Amerika tavşanı popülasyonu artınca ortalıkta daha fazla tavşan olduğundan Kanada vaşakları hayatta kalıp genlerini bir sonraki nesle aktarabiliyor. Dolayısıyla vaşak popülasyonu da artıyor. Sonra Amerika tavşanı popülasyonu azaldıkça vaşak popülasyonu da bakıyoruz azalıyor. Çünkü ortada hepsinin yemesine yetecek kadar tavşan kalmıyor. O yüzden azalıyorlar. Vaşak popülasyonunun üstünden geçtiğimde görüyoruz ki burada bir av avcı ilişkisi var. İşte. Böyle ilişkileri doğada çok sık gözlemleyemiyoruz. Çünkü bir av popülasyonunu yiyerek beslenen birçok farklı hayvan olabilir. Ama bu grafikte avcı popülasyonu birazcık sağa kaymış olmakla birlikte av popülasyonundaki değişimi açıkça yanıt veriyor. İşte bu biyotik bir faktördür arkadaşlar. Yani tavşan vaşağı etkileyen, vaşak da tavşanı etkileyen biyotik bir faktör. Tekrar edeyim, iş her zaman bu örnekteki kadar basit olmuyor özellikle de ekolojik düzeye çıktığımızda göreceksiniz orada işler bu kadar basit olmuyor. Şimdi popülasyonlara, komünitelere ve ekosistemlere bakacağız. Besin ağı denen bir şey var. Bunu duymuşsunuzdur ve bu besin ağındaki değişimlerin ekosistemdeki yankısı çok büyük oluyor. Mesela kurtlar Yellowstone Ulusal Parkı'ndan elenmişti sadece insanlar tarafından avlanarak yok edilmişlerdi çünkü sığırlar üzerinde çok büyük bir etkileri vardı. Sığırları yerek besleniyorlardı. Sonuçta çiftlik sahipleri ve devlet Yellowstone Parkı'nda bu hayvanların kökünü kazıdı. Peki kurtlar sığır bulamayınca neyle besleniyordu? Kanada geyiği ile besleniyordu. Kurtlar gidince ne oldu? Geyik popülasyonu değişti, değil mi? Nasıl değişti? Geyik popülasyonu arttı. Bunun sonucunda ne olduğunu tahmin etmek kolay değil. Yani kır kurdu, kızıl tilki, kundu, söğüt ve titrek kavak gibi popülasyonlar bu durumdan nasıl etkilenmiş olabilir? Gerçekte ne olduğunu hemen size anlatayım. Geyik popülasyonu arttı ve geyikler özellikle de genç söğüt ve kavak ağaçlarının yapraklarına bayılır. Dolayısıyla söğüt ve titrek kavak popülasyonları azaldı. Sonuç olarak Yellowstone parkındaki kunduzlar yok oldu. Çünkü beslenmek için söğüt ve titrek kavak ağaçlarına ihtiyaçları vardı. Kır kurdu popülasyonu ise arttı. Çünkü kurtlar kökleri kurutulmadan önce kendilerine rakip olarak gördükleri kır kurtlarını öldürüyordu. Popülasyonu artan kır kurtları fazla büyük olan Kanada geyikleriyle beslenemezdi. Dolayısıyla kızıl tilkilerin çoğunu yok etmek gibi büyük bir etki yarattılar. İşte tüm bunlar sığır sürülerinden kaynaklandı. Keystone türleri olarak da adlandırılan bazı türleri yok etmenin sonucu bu oldu. Peki kurtlar Yellowstone Parkına geri getirildiğinden bu yana ne değişti? Kanada geyiği popülasyonunda ciddi bir düşüş oldu. Sonuç olarak bu ağaçlar ve kunduzlar çoğaldı. Kırk kurdu popülasyonu azaldı ve kızıl tilki popülasyonu arttı. İşte bu bahsettiklerimiz hep biyotik faktörler. Mesela kunduzların inşa ettiği barajlar su akışını etkiliyor. Akışı yavaşlatıyor, gölcükler oluşturuyor ve benzeri. Bunlar da abiyotik faktörler. Görüyorsunuz, tek bir tür bile koca bir ekosistem üzerinde çok büyük etkiler yaratabiliyor. Biyotik faktörleri de abiyotik faktörleri de etkileyebiliyor ve koca ekosistemde devasa değişikliklere neden olabiliyor. Özellikle de yok olan tür büyük bir avcıysa. Bu iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Kurtların Yellowstone Parkı'ndaki dengenin yeniden oluşmasını e, sağladığını biliyoruz kurtların dönüşü yani. Ama bunun geyik popülasyonu üzerindeki etkisi devasa oldu mesela. Bir geyik avcısı için bu iyi bir şey olmayabilir. O halde bu soruya verilecek doğru cevap nedir? Galiba tek bir doğru cevap yok. Kurtlar parkta yaşamaya devam edecek gibi görünüyor ama bu örnek yaşamların birbiri arasında nasıl bağlantılı olduğunu, bir alanda gerçekleşen bir değişimin diğer alanları, diğer popülasyonları nasıl etkilediğini gözler önüne seriyor. İşte abiyotik ve biyotik faktörleri bu şekilde özetledik.